arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle Tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bu modelin paylaşımını yapmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bakın gördüğünüz gibi şallardan, atkılardan, böyle hırkalardan dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlarım ben bunu yaparken Nako Elite Baby'nin şu şekilde batik bir ipini kullandım ve 3.5 milim şöyle e, şiş kullandım. E, şimdi ise size biraz daha kalın olan daha net anlaşılsın diye e, kartopu no 1 isimli ipi kullanarak ve 4 e, milim şiş kullanarak tığ kullanarak e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Ne yapacaksak arkadaşlarım, onun boyutunda şekilde zincirler çekmemiz gerekiyor ilk etapta. Bu zincirleri biraz böyle gevşek gevşek yapın arkadaşlarım. Yoksa e, altta kasma yapabiliyor. O da güzel göstermiyor örgümüzü. Şimdi bakın bu şekilde zincirler çekiyoruz. Bu yeterli bize. Şöyle çektikten sonra bakın tuttum bir. 2 tane fazladan zincir çekiyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Bakın tuttuğum yere değil. Hemen bir ilerisine giriş yapıyorum buraya ve şu şekilde ikisini birlikte yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar üzerine alıyorum. Aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Çıkartıyorum. Ve bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane arada atlayıp ikinciye geçiyorum. Arada bir tane atlıyorum arkadaşlarım. Şekilde örüyorum önce. Sonra aynı yere giriş yapıp bir tane daha çıkartıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerimizi içerisinden yani bu şekilde ilmekler toplayarak gidiyoruz diğer tarafa. Bir atlayalım arkadaşlarım. Unutmayalım onu. Yine bir atlıyorum. Şimdi sona geldiğimizde yine üzerine aldım. Hemen son yerdeki zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Fazla ipimi de oradan hemen topladım gördüğünüz gibi. şu Şekilde bir tane oraya yapıyorum ilk etapta. Daha sonra buraya bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu yapıyoruz. Üçüncü de bakın yine aldım ipi bir iki üç üçünü birlikte topluyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ikinci de bu defa üçünü topluyorum altta da bir zincirimiz var burada da bir zincirimiz olmuş oluyor bir tane zincir çektim ikinci de üçünü birlikte alıyorum bir zincir çekiyorum diğerinde üçünü birlikte bu şekilde devam ediyoruz yine sona geldiğimizde bir zincir çekip son yerden de bu şekilde giriş yapıyoruz arkadaşlar Evet şimdi diğer sıramız üzerine alıyorum yine bakın alttan bir tanesini atlamıştım onun içerisine giriş yapıyorum arkadan bu şekilde alıyorum ipi ve çekiyorum birinci yeri bu şekilde yaptık sonra tekrar üzerine alıyorum şu bu birinci yerimde Aradaki zincir olan yere yerden giriş yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çek bırakmıştık arada. Oradan giriş yapıp bu şekilde topladım ilmekleri ve bunların hepsini birlikte alıyorum böyle. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. İlk aradan tekrar giriş yapıyorum aynı yerden. Tekrar üzerine alıyorum alıp bir diğerine geçiyorum. Ve yine bunları birlikte çekiyorum ve bekletiyorum. Tekrar üzerine alıp aynı yerden önce daha sonra üzerine alıp bir yandan ilmeği çıkartıp çekip bekletiyoruz. Tekrar devam ediyorum. şekilde toplayarak geldim son yere geldik yine bakın aldım üzerine aldım son yerdeki yerimden de giriş yapıyorum zincirimin içerisinden oradan da çıkartıyorum ilmeğimi ve hepsini birlikte alıyorum tekrar üzerine alıp kenardaki ikili trabzanımın hemen üzerindeki yerden giriş yapıp buraya bu şekilde bağlıyorum bakın böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. İsterseniz arka kısmını da kullanabilirsiniz. Şimdi burada yine bir iki tane zincir çektik. Üçüncü de bunu alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu alıyorum. Bir zincir böyle birer zincir çekerek tek tek alarak gidiyoruz. Şimdi bir diğerine geldiğimizde yine kenardan bir tane zincir çektim önce. Sonra üzerine alıyorum. Hemen bakın buradan giriş yapıyorum. Hemen bu üst kısmından ve oradan bir tane bu şekilde ikili trabzanın yarısı yani tekli trabzan yapıp yine tığıma şişime ilk yaptığımız yerdeki gibi toplayarak gidiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle Son yere geldik yine. Aynı şekilde oradan da giriş yapıyorum. Önce bir tane yarım trabzanı yapıyorum. Sonra bir, iki zincir çekiyorum. Üçünü birlikte aldım. Bir zincir, üçünü birlikte. Bu şekilde diğeri gibi devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde yaptıktan sonra üzerine tekrardan yaprak yaparmışçasına üzerine aldım arkadaşlarım. Bu defa bakın buralardan giriş alttan alırsanız daha kolay oluyor. Şu şekilde alıyorum ve yukarıya doğru çıkartıyorum. İkinci yerime geliyorum hemen alttan giriş yaptım şu şekilde çıkardım ve bunları birlikte önce topluyorum böyle. Daha sonra üzerine alıyorum. Yine aynı yerden giriş yapıyorum. Tekrar üzerine alıp bir yana giriş yapıyorum. Oradan da aldıktan sonra bu şekilde toplayarak devam ediyoruz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi kolay bir yapımı var. Görünümü de gayet güzel duruyor. Çok güzel şallar yapabilirsiniz arkadaşlarım bundan. Atkılar yapabilirsiniz. Hatta dediğim gibi böyle hırkalar uzun uzun hırkalar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerine aldım. Baharlık böyle hafif delikli bir çalışma olduğu için sonra giriş yaptım. Bu şekilde bağladım. Yine bir iki üçüncü de birlikte. Şöyle bir iki bir ki şeklinde modelimizi tamamlıyoruz ve bakın tamamlamış olduk modelimizi bu kalın bir ip arkadaşlarım tekrar söyleyeyim bu daha ince bir ip buna göre kalın bir ipte de bu şekilde gözüküyor onu da görmüş olduk hep birlikte. Arkası bu şekilde, önü de bu şekilde arkadaşlarım. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.